Magosa Kalesi'nin içine bu kapıdan girdim. İçini gezmek için ilerliyorum. İlginç, görmeye değer yerleri olduğunu söylendi. Gidip görelim bakalım neler var. Magosa'dayız. Namık Kemalizm'den orası. Büstü şiir yazdığı yer. Karşısın Namık Kemal'in büstü görüyorsunuz. Heykelin oraya yükselmiş buyurmuşlar. Celal Mustafa Paşa Camisi. 1571'de 2. Selim burayı aldığı zaman komutanlara Lela derdiler, Mustafa Paşa. Burada şehit olduğu için camiye şu minareyi sadece ilave yapılan minare kubbesi var. Onu yaptıktan sonra buraya Lela Mustafa Paşa ismini koydu. Ondan beri Lela Mustafa Paşa Camisi olarak devam eder burası. Bakın sadece o parçayı oradan alıp onun yerine yan tarafına minare koydu. Devamı gibi. Evet. Bir uyum içinde. Evet. Yapmışlar. Uyumu sağlansın diye aynı şeyden taşlardan yapıldı. Önünde bir katedralin yaşını öğrenebilmek için meyve veren bir ağaca ihtiyaç vardı. Burada cümbez inciri, Afrika inciri derler, maymun inciri. Bu işte, cümbez ağacı. 1299'da ekildi. 1298'de de katedral yapıldı. 720 yaşında Osmanlı ile yaşıt ağacımız. 720 yaşında? Evet, kesinlikle dalında meyve vermez. Sadece meyveleri gövdesindedir. Hiç de üstünde meyvesiz olduğu gibi Haziran ayı itibariyle başlar meyve vermeye, Aralık ayında biter. Bir tane dalından düşürüp tadına bakacağız. Yani bu belki benim hayatımda karşılaştığım en ilginç meyve veren ağaç diyebilirim. Yapraklarında, dallarında hiçbir şey yok. Sadece ana gövdelerden meyve veren bir ağaç bugüne kadar görmedim. Bakalım düşürebilecek miyiz? Hayatımda ilk defa yediğim ve ilk defa gördüğüm cümbez inciri. Bana az önce bilgiyi veren beyefendi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, burada görev yapan askerlerden birisi. Magosa Kalesi'nde kalan son önemli yer olan Otello Kalesi'ne gidiyorum. Bakalım Otello Kalesi'nde neler var görelim.
Girne Kalesi'nden çıktım. Bu farklı bir kapı. Girne Kalesi'nin altı kadar kapısının olduğu söylendi ama o da bunlardan bir tanesi.